Merhaba sevgili dostlar. Merhaba. Bugün neredeyiz? Çilingoz Ormanları. Sessiz, sakin bir yer. Denize kıyı. Evden çıktık. 1,5 saatte burada olduk. Karnımız da bayağı bir acıktı. Çok güzel kavurmalı yumurta var. Kavurmalı yumurta. Harika. Afiyet olsun o zaman herkese. Afiyet olsun. İşte böyle sessiz, sakin ortamları gerçekten şehir içinde yaşadığınız zaman bayağı üzüyorsunuz. O yüzden hafta sonları genelde kaçılabilecek yerler var. İşte Belgrad Ormanı, Çilingoz Ormanı. Evet, İstanbul'a yakın. Özellikle büyük bir şehirde yaşıyorsanız. Aynen. İnsan istiyor. Ama burası biraz uzak. Yani 1,5 saat, 1 saat 40 dakikayı sürüyor. Bir de yollar çok dolambaçlı. Bir de giriş ücretleri biraz pahalı. Çok pahalı. Biraz değil bence yani çok pahalı. Belki deniz gibi olduğu için olabilir. Hani plaj var ama gerçekten deniz çok dalgalı. Yani keyifle yüzebileceğiniz bir deniz değil. Hele ki çocuğunuz varsa, ufak çocuğunuz varsa kesinlikle onunla tercih etmemeniz gereken bir yer. Hangi köyü geçmiştik biz orada? Güzel. Karacaköy'dü değil mi? Karacaköy çok güzel. Evet, Karacaköy. Bir de Kalfaköy çok güzel. Kalfaköy ve önce Karacaköy. Önce Kalfaköy'den geçtik. Kalfaköy biraz küçük ama evet. Karacaköy çok büyük bir yer. Bayağı bildiğiniz işte benzin istasyonları, okulu var. Okulları, marketleri olan bir yer. Evet. Şehrin dışında İstanbul'a yakın bir bahçe sahibi olmak istiyorum diyenler varsa Karacaköy'ü bir araştırmalı bence. Doğanın içinde, ormanın içinde yemyeşil. Ve hayvancılık da var. Süt ve yumurta ihtiyaçlarını oradan karşılayabilirsiniz. Özellikle manda sütü değil mi? Evet. İnanılmaz çok manda var burada. Evet, manda yoğurdu yapmak isteyen evet. Arkadaşlara duyurulur. Çok güzel. Doğada yaşamak istiyorum, doğada olmak istiyorum diyen insanlar için bence çok ideal. Çünkü cuma akşamından evinize gelirsiniz. Pazartesi sabah işinize gidebilirsiniz. 1 saat. Çok yakın. Kendi bahçenizde olursunuz. Yol izlenimlerimiz bunlar. Evet. Bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Kahvaltımızı yaptık. Evet. Karnımızı doyurduk. Güzel bir kahvaltıydı. Hava çok güzel. Sıcaklık olarak ne insanı çok bunaltan. Evet. Ne de çok serin bir hava var. Tam ortada. Bu arada burası Karadeniz'e kıyı bir yer. Hiç bilmeyenler için. Çilingoz. Çatalca'ya yakın. Çatalca'ya 30 kilometre. İstanbul'a ise 70-75-80 kilometre. 1,5 saat sürebiliyor. Buranın bu arada hayvancılıktan dolayı kasaplarındaki etler de çok lezzetli. Hele ki bizim gibi sucuk severseniz kesinlikle tercih edin. Zaten bütün kasapların önünde de asılı sucuklar göreceksinizdir. Evet. Bu tarafa gelirseniz muhakkak bir kasaba uğrayıp böyle güzel bir alanda da mangal yapabilirsiniz. O zaman gezimiz başlasın. Hadi bakalım kısa bir tura çıkalım hep birlikte. Buyurun gelin. Alacalı geziler devam ediyor. Sahile geldik. Şöyle küçük bir uyarıda bulunayım. Biz bugün denize girmeyeceğimiz için tabii ki ayakkabılarımızla geldik. Muhakkak siz de bu sahile bizim gibi tur atacaksınız. Yanınızda küçük bir terlik getirmeniz önemli duyurulur. Şu anda hava gerçekten bugün çok rüzgarlı. Sahil olduğu için mi böyle bilmiyorum ama biz biraz önce de kahvaltı yaptığımızda gördünüz. Korulukta inanılmaz sakin güzel bir hava vardı. Deniz inanılmaz dalgalı. Sürekli jandarmalar uyarıda bulunuyorlar. Dikkatli olmaları konusunda insanları. Şimdi birazcık gölette kanoyla gezmek istiyoruz. Tabii ki müsaitlik durumuna bakacağız. Ona göre çekimlerimize belki gölette devam edebiliriz. Turumuz devam etsin. O zaman birazcık da kanoda görüşmek üzere. Haydi buyurun gelin. Evet sevgili dostlar, can yeleklerimizi taktık. Güvenli bir şekilde pedal çevirmeye başladık. Balıklar var, balıkların evet. İçinde seyir halindeyiz. Umarım yolculuğumuz güzel geçer. Evet.
Yalnız balıklar çok hızlı hareket ediyor. Evet. Diyor öyle. Bence korkuyorlar bu şeyden. Evet. Buraya genelde insanlar denize girmek için geliyorlar. Ve pikniğe. Piknik ve deniz. Deniz, piknik, yalnız orman. Çok derin değil burası. Evet. Gördüğüm kadarıyla çok fazla derinlik yok. Sazlıkların içinden geçeceğiz şu anda. Bir İlhan İlhan şarkısı yakışır buraya. Sazlıklardan havalanan diye. Söyler misin canım? Yok. Söyleyeyim. Şu tarafa kayarsan. Takipçilerimizi kaybetmeyelim ben şarkıları. Sonra İlhan İrem'in yanına gitmeyelim oradan. Bu arada bu kiraladığımız yerdeki arkadaş şey dedi. Normalde de deniz gerçekten hep böyleymiş ve birkaç gün öncesinde daha kötü olduğunu söyledi. Genel olarak yani buraya denize girmeye gelecekseniz çok dalgalı ve rüzgarlı. Evet, ona dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten dubalarla çevrili bir yer. Ama muhakkak buraya gelirseniz bir göl turu yapın deriz. Çünkü çok güzel, çok keyifli. Yani sazlıkların arasında şu pedalları çevirmek inanılmaz keyifli. Evet. Ve balıklar atlıyor sürekli. Balıklar inanılmaz büyük ve çok hızlı gidiyorlar. Bu arada burası kuş cenneti gibi. Balıkçılar, artık türünü bilmediğimiz birçok kuş türü var. Avlanmak yasakmış 2005 yılında. Evet, 2005 yılında yasaklanmış. 2005 yılından beri yasaklanmış her türlü av yasak. Aslında dünyanın her yerinde bence av yasak olmalı. Keşke daha öncesinden yasaklansaydı evet. Da türleri bu kadar azalmasaydı burada. Kesinlikle. Şu anda çevremizde hiç kimse yok. Evet. Sazlıkların arasında sadece biz varız. Bir de biraz önce gördüğümüz leylek miydi acaba? Yoksa turna mıydı? Neydi? Bence turna hala uçuyor. Evet, hala burada bizimle, bize evet. Eşlik ediyor bence. Buraya kadar geldi çünkü sonra geri dönüyor şu anda önümüzden. Bugünlük sporumuzu da yaptık. Şu anda karşımda o kadar güzel duruyor ki o balıkçıl. Evet. Turna mıdır o acaba? Göletin sağ tarafına gittik. Şimdi sol tarafına gideceğiz. Bakalım orada bizi kim karşılayacak? Belki buradaki gibi tatlı bir kuş bizi karşılayabilir. Evet sevgili dostlar, ismini bilmediğimiz göletteyiz. Kimse ismini bilmiyor göletin. Güzel bir yer, doğal. Kimse yok. Harika. Sessiz, sakin. Kafa dinlemek istiyorsanız pazar günü gelmeyin ama cumartesi gelebilirsiniz. Şu anda biraz ara verdik. Yoruluyorsunuz çünkü yarım saat bisiklet, deniz bisikleti kullanılmaz. Evet. Biz de bir dinlenelim dedik şöyle. O zaman yolumuza devam edelim. Haydi. Tam da gezimiz bitti derken haritada ufak tefek gördüğümüz gizemli bir göleti keşfetmek istedik. Çilingoz Tabiat Parkı'na sadece 2 kilometre uzaklıkta olan Divan Gölü saklı kalmış bir cennet. Kamp ve doğa severlerin mutlaka keşfetmesi gereken yerlerden de birisi. Ayrıca balık tutkunuysanız buraya gelirken oltanızı yanınıza almayı unutmayın. Bu gezimizin de sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.
Bir sonraki gezimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.